Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çok şükür. Şu an yanımda Ardahan kardeşim var. Bugün kameramanım Ardahan olacak. Bu arada arkadaşlar, video başlamadan kanala abone olmayı unutmayalım. Ben şimdi kamerayı Ardahan kardeşime vereyim. Şu an içeride hayvanlar yatıyor. Daha hepsi tam kalkmadı çünkü yem saatleri gelmedi. Yem saatleri gelince o zaman daha iyi çekerim. Biz şimdi sessiz sedasız bir çekim yapalım yine. Ben hemen kamerayı vereyim Ardahan kardeşime. Şimdi içerisi biraz karanlık. Niye karanlık? Hayvanlar yattığı için. Hatta bazıları horluyor. Nasıl biz günümüzde horluyorsak bunların da bazıları horluyor. Şu yerde yatanları maşallah görüyorsunuz. Rahatsız etti, kaldırdık. Gerçi biraz sonra hepsi şeye kalkacak, yeme kalkacak. Şöyle ufak ufak yürüyelim. Şuradaki hayvanları görüyorsunuz. Kumsal uzanmış gibi güneşleniyorlar. Keyifleri yerinde. Üçü de siyah maşallah. Yavaş yavaş arkaya doğru ilerliyoruz. Sessiz sedasız bir şekilde. Bunlar da gayet güzel arkadaşlar. Bu hayvanlarımız da gayet iyi. Hepsi tosun gibi diyeceğim ama hepsi zaten tosun. Hemen arkaya doğru gidelim. Arda dikkat et. Burada bir göllenme var. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. İçerisi biraz karanlık. Çünkü niye? Lambalar kapalı. Dediğim gibi. Birazdan lambalar açacağız. Şimdi biz daha öncesinde içerisi şöyle diyeyim arkadaşlar. Havalar soğuktu. Soğuk olduğu için ne yapıyorduk? Camların hepsi kapalıydı. Çünkü hayvanlar... Mikrofona bakayım da. Açık mı? Çünkü hayvanlar üşüyordu. Şimdi biz camları açtık. Bu hafta biraz hava soğuktu. Hava soğuk olduğu için şuradaki camları yine kapattık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o camlar açık normalde. Artık önümüzdeki aydan itibaren havalar ısınır. Şöyle arkaya doğru gidelim. Bu birazdan sıçacak herhalde. Bir hazırlık var. Gördüğünüz gibi. Sıçacak mı sıçmayacak mı belli değil. Ya da göz kırpıyor diyelim. Gel Arda. Aslanlar yatışta. Aslanlar yatışta. Evet doğru diyorsun Arda. Şu an şu gördüğünüz aslan parçaları. Arda'nın da dediği gibi hepsi uyuyor. Bu danamız ayağını vurmuştu geçen. Ayağı çok şişti. Yine çok şükür veteriner hekim geliyor. Sürekli bunu tedavi ediyor. Birkaç günde bir geliyor. Tabii ben burada olamıyorum, çekemiyorum. Çünkü hafta içi geliyor veteriner. Bunun tedavisini sağlıyor. Çok şükür ayağı bayağı iyileşmiş. Çok az bir, ne diyeyim ya, biraz şişkinliği kalmış ama orası daha kötüydü. Yani 3'te 2'si gitmiş, 3'te 1'i kalmış. O da inşallah 10-15 gün içinde iyileşecek. Bu ayağını çok sert bir şekilde şuradaki duvara vurdu. O yüzden onu oradan alıp bu 3. sıraya koyduk. Oh ne güzel horluyor görüyor musun? Muhammed abi altın alan buluyor. Muhammed'in altın alan hangisi? Bu. Şu. Şu andaki yakın açtı. Bu sakız çiğneyen. Bizim Muhammed altın almış. Ben fazla yaklaşmayayım. Muhammed altın alan bana ne yapmaz. O yüzden yanından geçip gidelim. Çünkü Muhammed sakın tamam. Muhammed yine hiç o kadar korkmuyor. Ben tırsıyorum. Yalan söyleyeyim. Muhammed abinin ona sözü var. Kurbandan o kesecek. He kurbanda o mu kesecek? Muhammed söz vermiş. Ulan bak. Şu güzel danımız arkadaşlar. Siyah. Çok güzel. Büyük koca bir danamız. Çok düşünceli. Herhalde ailesinden uzak olduğu için çoluk çocuğunu düşünüyor. Morali bozuk. Bunu biz nereden aldık? Bu da doğudan geldi. Bak. Duruşa bak. Oğlum ne yapıyor lan bu? Bak bir ayak. Bir sinyal veriyor. Uzaklaştı herhalde. Çok güzel ama ya. Şu siyah var ya. Çok kabaca ama uysal. Şu mu deli olan? Deli olan bu. Hmm. Deli hayvanlarımız. Şu an hayvanlarımız keyifleri yerinde. Gayet güzel. Aleyküm selam. Yat yat. Hemen dışarı çıkalım arkadaşlar. Burası kesimhanemiz. Şu an böyle hazırlıksız ama inşallah kurbana 1,5 ay kala burayı gayet güzel yapacağız. Toparlayacağız. Masalarını koyacağız. Takım edevatları getireceğiz. Hepsini buraya yakın zamanda kuracağız. Çünkü pek bir zaman kalmadı. Şu an zaten Ramazan'dayız. Ramazan'dan sonra bunların hepsine başlayacağız. Benim Hamza kardeşim ne yapıyor? Burada çobanımız Hamza samanları, yemleri hepsini döküyor. Sonra arpayı marpayı hepsini burada karıştırıyor. Bir harlıyor. Ondan sonra çuvallara dolduruyor. Çuvallara doldurduktan sonra da ahırımızın içine taşıyoruz. Her hayvanın başına çuvallarını koyuyoruz. Ve saat 4 gibi de bütün yemleri vermeye başlıyoruz. Bizim kullandığımız yemin markası Proyem arkadaşlar. Şu TPR, Tosun bilmem ne. Güzel yem yani. Proyem gayet başarılı bir yem bence. Hemen şöyle arkadaşlar. Şurada samanlarımız var. Bugün yine saman gelecek. Gayet güzel. Aslında bizim burada da yerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela buraya da hayvan bağlayabiliriz ama havalar soğuk olduğu için belki önümüzdeki ay bir kısmı hayvanlarımızı dışarı çıkartabiliriz. Çünkü içerisi artık çok sıcak. Şurada da koyunlar var. Otluyorlar. Mustafa hocamız ne yapıyor? Bir de Mustafa hocaya gidelim. Bir ziyaret edelim. Hocamızı görelim. Bizim diğer ahırımız arkadaşlar burası. Bizim burada da hayvanlarımız var. Şimdi Arda kardeşim kapıyı açacaktı. Yavaş yavaş geldi ama bir şok. Kapıyı açamadı. Niye açamadı? Dur bir saniye.
Şurada bir ipimiz var. İpi çekiyoruz abi. Kapıyı kaldırıyoruz. Ama rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Çünkü buradaki hayvanlarımızın çoğu uyuyor. İstersen Arda gelsen çek. Bizi izleyen kardeşlerimiz de görsün. Gördüğünüz gibi bütün hayvanlar uyuyor. O yüzden içeri girip rahatsız etmeyelim. Çünkü hepsi gece sahura kalktı. Saat 4 gibi yemlerini yediler. Ondan sonra böyle öğlene kadar uyurlar. Bugün hafta sonu. Kapıyı kapatalım. Sessiz bir şekilde. Koyun bitti mi lan? Hiç koyun görmedim ben. Ha, bizim koyunlar burada. İçeride de. Koyunlarımıza bakalım. Bizim Mustafa hocamız ne yapıyor burada? Burada gördüğünüz gibi o da yemini burada karıştırıyor. Yemimizi burada karıştırıyor. Bu saman arkadaşlar, toz saman. Bunu genelde işte küçükbaş hayvanlar daha rahat yiyor. Bu diğer samana göre biraz daha pahalı oluyor herhalde. Toz saman. Yok abi, bu ton hesabı satılıyor. O balya hesabı satılıyor, bu ton hesabı satılıyor. Ha, o balya hesabı satılıyormuş. Arda bilgilendirdi bize. Bu ton hesabı satılıyormuş. Burada çok değerli hayvanlar var, o yüzden bakalım koyunlar. Bunlar beni tanımıyor. Bunlar Mustafa'nın koyunları. Arda sen üstünü fazla kirletme. Ben şöyle gireyim, sen gelme, sen de olur. Aha, küçük bir ses duydum. Meğ diye. Allah, bu ne lan? Ana kuzuya bak. Gel lan. Gel bakayım. Ay aman aman. Oy oy oy. Maşallah. Şunun güzelliğine bakın. Ulan bu ne güzel şeymiş. Ulan bunun annesi bir de vurmasın. Yok ya. Babası falan. He? Sıkıntı olmaz değil mi? Ay maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Az önce içerideydi. Pamuk gibi ya. Ay. Senin annen nerede? He? Annen nerede? Şimdi bir de böyle bir akım çıkmış ya, kulaklarını ısırıyorlar. He. Kıyamam lan ben buna. Bunu kulağını nasıl ısırayım? Oh. Aslan parçası lan. Gel lan. Seni eve götüreyim lan. He? İşte boynunu bükme. Salayım yere. Gel bunu biraz kapının önüne koyalım. Zaten içerideydi az önce. He. Biraz otlatalım bunu. Telli yere götürelim. Dur, dur, dur. Gel. Şimdi buraya koyayım ki kaçma. Kaçarsan ben seni yakalayamam. Hoppala. Biraz üstünü temizleyelim değil mi? Sen ot yemeye düştün mü lan? He? Ne oldu? Bak, bak, bak. Temizleyelim. Gel bakalım. Oo, ıslanmıştın sen ya. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar koyunlarımızı görmek istiyorsanız Aydın Besicilik. Aydın Besicilik. Evet. Instagram'da Mustafa abimiz değil mi? Mustafa abimizin, Mustafa hocamızın Instagram'da Aydın Besicilik. Oradan bu hayvanları görebilirsiniz arkadaşlar. Adaklık, ondan sonra kurbanlık. Oradan da Mustafa hocamızı takip edebilirsiniz. Yani bu Mustafa hocamızın bu kız mı? Ha bir de kardeşler besicilerimiz var. O zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen sağ tarafta her zaman hayvanları çektiğimiz hayvanlar bizim hayvanlar. Dur, 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 dur. Dur sen nereye gir? Dişi mi bu? Ya dişi erkek. Ben anlamıyorum. Bir bak bakayım dişi mi erkek mi? Kim lan bu? Dişi abi. Dişi. Zaten bir güzellik vardı bunda ya. Tamam. Gel ben şimdi seni içeri bırakacağım, tamam mı? Git annenin yanına. Burada biraz hava soğuk. Seni eve götüreyim lan ben. Heh. Evde yani kedi köpek besliyorsunuz. Böyle bir kuzu da besleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bir zararı yok. Büyütürsünüz. Çok çabuk da büyüyorlar. Ondan sonra da kesip yersiniz. Etleri lezzetli. Bunu hemen yerine koyalım. Bu hayvanımızı yerine. Gel sen burada otur oğlum. Burası biraz ıslak gibi ama ya. Seni bunun içine koyayım ben. Sen burada otur bence. Hocam ne yapıyorsun? Hemen. Arkadaşlar Mustafa hocamız Aydınlar Besicilik. Şey Mustafa hocamız. Mal da yasaktan dolayı getiremiyoruz. Ya işte ben de baktım. Hiç hayvan kalmamış olduğunu ama hiç. Zaten 4 tanesi biliyorsun. Kuzusu var. O yüzden dolayı onları kesmiyoruz. 4 tane yeni çocuğumuz var. Evladımız. Geriye kalmış 3-4 tane galiba onlar hariç. Evet. Şimdi kurbanda bir koyun getiriyoruz değil mi? Kurban. İnşallah. Koç getireceğiz. Gayri ekseriyetli. Pazarlar açılırsa, kurulursa getireceğiz. Ya açılmazsa da bence açılır ya. Açılır. Bence de açılır. Ya bir ay sonra falan. Açılmazsa da bir, yapacak bir şey yok. Yine bir şekilde belki getiririz. Ya, sağdan yani falan. Işte buradaki köylülerden şey, 3-5 tane. Yani buralarda var. Şimdi mesela yakın bir yerde var. Gideceğim bakmaya köylülerinde bugün. Eğer anlaşırsak getiririm. Ya gördün hep şişekler getirdik. Ramazan diyetli hayvanlar getirdik. Bunlar 50-60 kilo.
Sattığımız evet. hayvanlar bu ay hep 50-60-75'e kadar, 100'e kadar hayvan var. Ramazan geldi, artık etli hayvan kesiyoruz. Evet, biraz daha. Diyor. O da çok memnun kalındı, hızlı bitti. Şu anda da gene şeyler var, isteyenler var. Bunlar da büyük geliyor biraz. İşte yeni hayvan getirmemiz lazım, biraz kilo da ufak gelecek. Bir ayar çekeceğiz. Gel Verdo, gel. Adı gel, Merdo. Koş. Adını Merdo mu? Aha. Gel, koş, 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 koş. Gel, gel. Gel. Ulan gel, ulan bak. Gel. Oğlum seni tanıyor lan bunlar. Tanıyor tabi ya, ben bunu dün götürdüm. Tertemiz ettim, gene bak ahırda batmış. Ne oldu sana? Vallahi batmış, üşüyor bak. Yok, üşümez bu. Bu dişi değil mi, biz baktık da. Dişi. Gel sobayı yaktım, gel içeri benimle sen. Dur kapıyı kapatalım. Az gel. Önce de içerideydi ya. Ona bir beronla bakayım. Gel. Bak bu Mustafa hocamızın yeni kızı. Gel, güzel. Gel, gel, gel. Gel ulan vallahi babasını tanıyor hayvan. Gel. Geç içeride. Hocam buna burada gördüğünüz gibi göze gibi bakıyor. Bunu ben yıkamıştım dün, götürüp banyo yaptırdım bunu. Batmış üstüne. Ulan vallahi batmış ha. Tekrar düşmüş orada. Ahırda bir de su aldı ya altı. Ya kızım. Mustafa bu hayvan fiyatları ne arttı öyle ya, et fiyatları bir anda. Çok arttı ya. Çok arttı değil mi? Arkadaşlar bizleri yanlış anlamayın. 100 liradan koyun tartılıyor şu anda piyasada. Biz hayvancılık yapıyoruz ama bizi yanlış anlamayın. Gerçi sadece hayvan fiyatları artmadı. Ben şöyle söyleyeyim. Her şey. 2 ay önce araç aldım 250 bin liraya. Şu an bakıyorum 310-320 bin lira. Neye göre çıktı ben onu da anlamadım yani. Böyle bir artış mı olur ya? Allah ya. Hani ben de araba 250 bin lira 50 bin lira koyduysa 2 ayda. Şöyle söyleyeyim sana. Çalışmaya gerek yok. Bir milyonluk bir araba alsam 300 bin lira koyacak. Çalışmaya gerek yok yani. Ama şöyle bir şey var. Bu sefer sattığını yerine koyamıyorsun. Hocam para kazanma diye bir şey yok. O öldü. Karşın kilo 85'ten tarttık. Biz şey. Ben 85'e koyun bulamıyorum. Ulan çok güzel bir sistem yapmışsın ha. Mustafa hocamız şöyle biz tutarken yapmış. Ciğerine kaçardı ya. Şimdi orada sabit. Şimdi maması bitti ona ben. Ama büyüyünce şirket annesi annesi. O biliyor onu benim. Biliyor mu? Gel buraya gel. Bu da annesi patladı. Beni annesi zannediyor. Lan bunu annesi reddetti ha. Vay be. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu sene canlı baskı. Şu an yani ben bizden fiyat vermiyorum. Diğer izlediğim YouTube kanaldaki videolara göre. Birçoğu en kötü ihtimal 140. 140 diye bir rakam yok. 140 diye bir rakam yok. Bak ben en kötü ihtimal yine 140 diyorum. Ama 160'ı bulur bu hayvanlar. 170 doğru. 170'e kadar çıkar. Bak dediğimi yaz kenara. Çünkü hocam şunu unutuyoruz. Sen bugünün piyasası yakıyorsun ama 135'ten bal tartıldı İstanbul. Şu an. O zaman şöyle. Peki şimdi 135'ten bal tarttı. Şöyle bir dön. Şöyle bir dön. Bu adam 135'ten malı tarttı aldı abi. Evet bu adam. 3 ay buna bakacak abi. Evet. Şimdi bir de şeyi unutuyorsunuz. Daha kurbancılar gelmedi İstanbul. Şimdi bu adam mala baktı. Memlekette 135'e zaten bu adam kurbancıya satıyor. Doğru mu? Evet. 120'ye 130'a zaten kurbancıya satıyor bunu. O zaman. Peki şimdi bu adam 135'e memleketinde satmadıysa bu adam tıra yükleyecek dünya para. Yer kiralayacak burada. Pazardaki yerlerin kiralarını duydun herhalde. Geçen sene yer kirası 30 mu 35 bin mi neydi? Bir de bunun kalas parası var 30-35. Yani ortalama geçen seneki hesabı söylüyorum. Geçen sene 90 bin liraydı. Tamam. Bir pazara çıkmak. Bu adamın çobanıydı. Gecesiydi, gündüzüydü, yemiydi. Bu adam memlekette 135'e satmak varken İstanbul'a getirmeye 140'a satsın. Yani yine arkadaşlar belki yazacaksınız işte bu sene kurban kesemeyiz, bu sene hayvanlar çok pahalı. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. İnanın her şey çok pahalı. Yani gücü olan keser, gücü olmayan kesemez. Zaten beni, beni yanlış anlamayın. Macip bir gücü olmayan kesmesin zaten. Kendini zora sokmasın. Tabii. Ama şöyle de bir şey var. Bakkalda 10 gram yani 10 gram çikolata şu an 10 liraysa hani o kremalı bisküviler yok mu? 50 kuruş aldığımız. Hmm. O 5 liraysa yani bence Mustafa hocamızın dediği gibi bu sene de hayvan fiyatları 150, 160, 170 çok rahat olur. Şunları sordum. Geçen gün vardı, kuzu vardı abi. Bir yerde dedim ki alayım bunlarla beraber. Evet. Bakalım kalsın. Abi 1500 lira. Neyler? Bu. Şöyle küçük. Evet, yapma ya. 1500 lira aşağıya. Şimdi bir de yeni zamlı yemlerle, zamlı fiyatlarla büyümüş hayvanlar yeni geliyor. Seneye daha ulaşılmaz bir rakam olacak ama, gibi duruyor. Evet. Ama şimdi biz de şöyle sattığımız hayvanı biz de yerine koymayabiliriz. Mesela biz bu sene hayvanları sattık. Allah'ın izniyle hani Allah nasip ederse hayvanlarımız bitti. Biz bir daha seneye nasıl alacağız? Nasıl alayım abi? Yani şöyle. Aynı parayla bal alacağız. Bu sene aynı parayla mal almış oluyoruz. Ben şu an almak mantıklı değil. Şimdi geçen gün bir müşteri geldi. Düet attık. Şu anda mesela 40 liraya yakın rakam topluyor. Evet. Tamam. Adam diyor ki kurbanda da böyle mi olacak? Kardeşim şu anda biz şu anda verdiğimiz malı 1 lira karla veriyoruz. 500 lira karla veriyoruz. Hani sürekli döndüğü için Allah düeyim. Evet. Şimdi kurbanda öyle olmuyor ki ben bunu kurbana kadar bakıyorum. Zaten bana 50 liraya oturacak bunun maliyeti. Ben de bunu 70'e satayım yani. Tabii canım. Bir yıldır onun ekmeğini bekliyorsun. Aynen yani. Öyle. Şimdi onu unutuyorlar insanlar. Ya bir kurban, de... kurban fiyatlarıyla normal piyasa fiyatları farklı. Çünkü
piyasada bugün aldın. Bugün sen o hayvanın kesim rakamını alıyorsun. Yani bugün hayvanın boynuna bıçağı atacağı rakamdan alıyorsun. Sen diyorsun ki ben bıçağı boynuna atmayayım, buna iyice bakayım. Bu sefer kârını koyuyorsun. Ya bir de şöyle, adam mesela kurban fiyatı niye farklı oluyor arkadaşlar etteki fiyata göre? Çünkü bir hayvan doğuyor, tamam mı? Benim öğrendiğim kadarıyla 6 ile 7 ayda bunu hemen büyütüp kesiyorlar. Ama kurban hayvanını kesmiyorsun sen. Mecbur iki tane bakacaksın ona. İki tane bakmadın. Yaş olayı var. İki tane bakmadın mı zaten kurban. Dana 6 ayda kesime gönderenler var, 5 ayda gönderenler var. Tabii canım, şimdi ona göre... Kuzu da aynı. Kuzu aynı mesela. Şimdi bak, bu arada görmüşsündür beyaz kuzuyu. Nasıl olmuş? Şimdi o 2-3 aya anasının boyuna gelecek. Bıçağı atsan kesersin. Onun maliyetiyle. Koç var. Yaşını doldurmuş koçlar, maliyeti bir değil. İşte diyorum ya, şimdi o yaşın doldurması için ekstra bir bakım oluyor. Ben ya ona normalde 6 ayda da 7 ayda da... Ben şimdi şap hastalığı gelmiş, yemin ediyorum. O hayvanı 5 kere yapardın 6 ayda 7 ayda. Kendimiz ahıra girmeye korkuyoruz. Vallahi kendimiz ahıra girmeye korkuyoruz. Kendimizi. Ya bir de şap hastalığı hayvanı 4-5 ay geri atıyor. 4-5 ay. Var bir arkadaş da işte. Mesela o il dışında malı eritti diyor, bitirdi diyor. Malı eritti, bir daha malı toplaması da sıkıntı. Toplayamaz ki abi. Nerede? Bu hayvancılığın en zor yanı ne biliyor musunuz? İşte böyle örnek hocamız 7/24 burada. Evet, 7/24. Gerçekten 7/24 burada. Ben haftada bir gün geliyorum, hayvanlara bakıyorum. İşte çekim yapıyorum, sizlerle paylaşıyorum. Ama gerçekten hocamız olsun, Hamza kardeşim bak, olsun, orucun, Mustafa kardeşim dün, olsun. Bu dün misafir gelmişti, akşam çayın sofrası bu. Sahur bile yapmadım. Akşam isterse ne yemişsem Mustafa çayın yapmışsam. Dedim şimdi kalkacak kim ama. Ama evde yapayım. Olsan anan. Evde olsan ama şıkır. Anan, eşin. Zaten normalde evde oluyordum. Eve gidiyorum iftara. Ramazan dairede. İftara eve gidiyorum. Geliyorum. Sahuru beraber yapıyoruz. Hani müslü tek kalmasın. Özer abinin evi yakın. O yüzden öyleydi. Dün de bir misafir geldi buraya çaya. Dedim sahura kalmadım, eve gitmedim. Dedim. Zor yani. Zor zor. Tek başına burada olmuyor. Var içeride bir dünya hayvan. Allah göstermesin, bir hayvan ayağını öbür tarafa atsa, yani öbür hayvanı zincirinden geçirse, o hayvanı 2-3 kişi çıkartamıyor. Evet. Öyle nalet çok bir şey. Çok oluyor burada. Ben üstüyle kaldığımız zaman bazen. Çok olur abi. Denk geliyor. Bana bir de denk geliyor gündüz vakti. Hayvan çünkü hem rahat durmuyor, hem vuruyor, hem bir de ağır. Kıvırdatamıyorsun. Siyah tüyeyi gördün mü? Bir tane gördüm, çok güzel bir tüye var içeride. Siyah. He. Onu yeni aldım. Yeni mi aldın? Kendime kurbanı ayırdım dediğim var diye bir tane motofon. Onu kestim. Yapma ya. Lan o çok güzeldi. Vallahi geldi adama kestik. Rengi de güzeldi. Rengi de güzel. Ama siyah. Üstüne biraz daha koyup büyük aldım. Siyah güzel. Ben ilk girdim siyah dedim, bu tosun mu lan dedim. Siyah 435 kilo şu. Değil mi? Vay. İlk girdim tosun zannettim ha. Buradan aldın herhalde, yine buralardan. Ha, buralardan aldım. Çünkü zaten pazarlar kapalı olduğu için sağa sola gidemiyoruz. Bakalım inşallah kurbanı. Çalaskayı gördün mü? Çalaska mı yaptın sen? He. Allah Allah. Koyunlara. Masanın olduğu yer. Ya şimdi adet kesimhaneye yan konuştum. Calaskayı alacaktım zaten. Şimdiden al. Aa, hocamız yeni calaskal yapmış. Ah ayağım terlikle girdik. Tamam. Şurabım bak. Mesela. Aa, çalışmıyor, nazar değil. Fişi çıkartmışlardır. Kaldırıyoruz koyunu rahat. Bir de kendim uğraşıyordum. Kendim kaldırıp takıyordum ya hayvanı. Evet. Şimdi hiç gerek kalmadı. Bu kaç kiloya kadar kaldırıyor? 500. Yapma ya. İyiymiş lan 500'e kadarsa. Ama da bura 500'ü tartmaz. Bu da koyun için. Şimdi 75 kilo koyunu çok rahat kaldırdım. Kestikten sonra kaldırıp asmak beni parçalıyordu. Dün mesela geldim işte. Tak kaldırdım, astım, hemen buradan da dezgaha atıyorum. Bunu kaça aldık biz? Bunu 3 lira. 3 lira. Bunun montajını sen mi yaptın? He. İyi yapmışsın lan, vallahi güzel olmuş. Tahtayı öyle yaptım. Zaten baktım 5-10'u kurtarıyor şey. 5-10'u böyle yaptım oraya direkt. Çünkü bu tahtalar eski kurtarmaz. Yeni tahta çaktım. Bu çok güzel olmuş ya. Bu kaldırır. 100-150 kilo kaldırır. Çok rahatlatmıştır bu. Bayağı rahatlattı ya. Önceden işte büyük hayvanları siz arka büyük kesimhaneye götürüyordum. Büyükbaş kesimhanesine. Gerek kalmadı artık. Kantarla veriyoruz zaten artık. Malı kiloyla alıp kiloyla satıyoruz. Şu kantar bile 10 milyar olmuş. Kantar değil oldu değil mi? Kantar da yeni dediğim Ramazan olmamıştı. Kaç lira bu? 10 lira. 10 lira. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ufacık bir kantar bile 10 bin lira. Yani katı katı çalışıyor. Görüyor musun? Artık bizimkisi 20-30 lira. Bunlar çeşit çeşit. Bir bakır sarma var. Bir de çelik sarma var. Bakır sarma, çelik sarma daha iyi bence lan. Bakır çelik sarma. İşte bu çelik. Bakır ucuz oluyor. Bu yeni köpeğimiz herhalde. Karşı arkadaki komşu. Anladım.
Şimdi bizim Mustafa hocamız yeni bir düğe almış, güzel bir düğe. Tabii hatta canım. Dedim bu ne dedim, şaşırdım. Birazdan onu size göstereceğim. Onu da inşallah kurbanlık kurbanlık olarak satacağız. Şimdi hayvanlar dediğim gibi savur yaptılar. O yüzden hepsi uyuyor. Arkadaşlar Mustafa hocamızın yeni düğesi ama maşallah tozun gibi. Nasıl maşallah? Bayağı iyi ya. Arkadaşlar. Baksana bir yandan çek. Lamba yeniyor mu? Yanıyor. Arda şöyle bir yandan hani görüntüyorsa hayvanımız. Çünkü içeride kalalım. Şu gördüğünüz gibi yeni düğemiz. Burada bir tane vuran var, sürekli vuruyordu. O hangisi? Sağ ol. Ve ona fazla yaklaşmıyor burada. O da vuruyor. Siyah. Bu da mı vuruyor? Bana da yaklaşmıyor. Şurada bir tane çok güzel nardo gri bir düğemiz vardı. Mustafa hocamızın sevdiği bir düğe. 2003 versiyon. Sevdiğim birisi geldi, onu beğendi. Hangisini kesersen keselim dedik, anlaştık. Biz de yerine bunu bağladık. Bu şu an bizim en büyük düğemiz değil mi bu arada? Evet. En büyük. Şunlar hemen hemen aynıdır. Bir de şimdi bu bayağı bir işkembe yapmış. Allah'ın izniyle bu 3 ay bunu toparladı mı? Bak. Çok kötü vuruyor. Tımar edemiyorum. Ben de tımar edemiyorum bu işkembe. Senin bir fikrin var mı? Bu hayvan niye mesela vuruyor sürekli? Vallahi hiç bilmiyorum yani. Bu hayvanla göre de şey var. Sen... Acaba konuştuk mu? Tamam mı bağlanıyor? Vallahi bilmiyorum. İşte bir de bazı hayvan alışmıyor yani. Bazı hayvan... Arkadaşlar bu videomuzu daha fazla uzatmayalım. Burada sonlandıralım. İnşallah kurbanda burada kurban satacağız. Bir hem koyun olsun hem ben büyük baş, küçük baş düve. Küçük başa ağırlık vermeyi düşünüyorum. Çünkü büyük baş mal bakımı da zahmetli. Hocamda 6 tane düve var. Bizde de toplamda 100 tane tosun var burada. İnşallah kurbana kadar Allah'ın etmelerse bunların birçoğunu satacağız. Bu videomuzu da burada bitirelim. Telefon numaramızı verelim. 536-259-3327. Küçük baş düve Mustafa Hoca'da. Ben de numaramı vereyim. 0532-726-6520. Bizde de arkadaşlar yaklaşık 100 tane tosun var. Kendinize bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.